Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Sizlerden gelen sorulardan bir tanesini yine bugün ele alacağız. Kıymetli dostlarım özel içerikli videolarımızı görmek ve takip etmek istiyorsanız bizi beğenip abone olursanız mutlu oluruz kardeşlerim. Sizlere sunmuş olduğumuz bu hizmete karşılık da lütfen bir abiniz ve kardeşiniz olarak bana duacı olun lütfen. Kardeşlerim rüyada yeşil erik demiş kardeşimizin biri. Rüyada yeşil erik görmek. Bunun alakalı bir açıklamam olacak sizlerle. İnşallah bu videomuzu da beğenirsiniz. Yeşil erik. Yeşil erik görmek kardeşlerim, kişinin yapacağı işlerde, güçlerde, kendi hayatın içerisinde hayırlı sayfalar açacağına, yapmış olduğu bir iş varsa, o işte sıkıntılıysanız onunla alakalı yavaş yavaş selamete çıkacağınızı yine rüyanız işaret ediyor kardeşlerim. Yeşil istiharede genellikle duanın kabul oluşunu beyan eder. Evet rüyada yeşil erik toplamak diye sormuşsunuz. Rüyada yeşil erik toplamak Allah nasip ederse kişinin eline geçecek olan o haftalarda ve o aylarda çok güzel imkan ve fırsatları işaret eder. Ve bu imkan ve fırsatlar size doğduğunda bunu hemen kıymetini bilip bu fırsatları güzel yerlerde değerlendirmeniz gerektiğini işaret eder. Aynı keza fırsatla alakalı konuşmuşken sohbete şunu da eklemek isterim. Hazreti Ali radıyallahu anhu şöyle söyler. Kişinin eline fırsatlar pek hayatta geçmez. Fırsatlar karınca ayağı gibi gelir, yıldırım hızı gibi gider demiş. O yüzden fırsat elimize geçerse veya fırsatlar bize doğarsa bunu lütfen değerlendirelim. Ve yine yeşil erikleri toplayıp yıkadığımızı görürsek, erikleri yıkadığımızı görürsek kalabalık bir ortama gireceğimize, güzel ve olumlu, hoş sohbetli bir ortamda kendimizi bulabileceğimize ve kafamızın karışık olduğu, kafamızı çok taktığı bir takım sorunlar, bir takım problemler var ise bir atasözüdür bu. Bir pire için yorganı yakmayalım, ön yargılı olmayalım. Çünkü Allah izin verirse kafamızın içindeki soru işaretlerini yavaş yavaş çözülüp Allah'ın izniyle tekler, tek tek taşların yerine oturacağını işaret eder kardeşlerim. Eğer bir tane erik yıkıyor isek, bir kişiyi seviyorsak veya sevgilimiz var veya sevdiğimiz var, böyle beklediğimiz bunlardan haber veya dargınsak, kırgınsak, bunlardan beklemiş olduğumuz bir haber varsa bu haberin bize ulaşacağını yine işaret eder. Evet kardeşlerim, rüyada erik yemek. Eğer rüyada eriği alıp bir tane erik tabakta var ve onu yiyor isek, bir hafta veya bir ay veya bir saat veya bir yıl içerisinde kendi yapmış olduğumuz işlerde pişmanlık, sıkıntı vesaire yaşamış olduğumuz bir takım olaylarda eğer kendimize dert ediyorsak bunları atlatıp Allah'ın izniyle yükselişe geçmeye, sevinçli durumlar yaşamaya işarettir. Hatta çevremizde bir dostumuzdan alacağımız güzel bir haberi de gösterir. Yine eğer biriyle küs, dargın, kırgınsak onunla geri barışacağımızı da işaret eder. Bu yüzden tabak olumlu, yeşil erik ise Allah izin verirse beklemiş olduğumuz o habere ulaşacağımızı işaret eder. Ve çok erikler görmek. Çok erik gördüğümüzde Allah nasip ederse yapacağımız Plan ve projeleri biraz daha bekleyerek, biraz daha düşünerek burada ona göre adım atmamız gerektiğini gösterir. Olumlu bir şeyler var ama yeşil olduğu için tam zamanının olmadığına, eğer bir iş yaptıysanız ama yeşil olduğu için bir takım konuları büyütmeden önümüze bakmamız gerektiğine çünkü Allah'ın izniyle yine selamete çıkacağımız günlerin var olduğunu gösterir. Ama ve lakin sıkıntının içindeysek o anda, o aylarda bunu atlatmak için birkaç aya ihtiyacımızın olduğunu da işaret eder. Yeşil renk genelde duayı kabul olacağını, duaya devam etmemiz gerektiğini gösterir. Birçok erik görmek kafamız her ne kadar karışık olsa da buradan sıyrılıp, Allah'ın izniyle tereyağından kıl çeker gibi sıkıntıların tamamını geride bırakacağımızı gösterir. Evet, pazarda erik görmek. Eğer pazarda bir tezgahta birçok erik görürsek, Allah nasip ederse önümüzde eğer düğünle alakalı, eğer nişanla alakalı bir durum var ise bunun gerçekleşebileceğine, huzurlu bir şekilde Allah izin verirse düğünümüzün olup selamete çıkacağımıza ve Rabbim nasip ederse ilerlediğimiz gün ve zaman içerisinde hiç ummadığımız bir takım yerlerden alacağımız destek ve dualarla Allah'ın izniyle işlerimizin selamete gireceğini gösterir. Durgunsak, eğer monoton bir hayatın içindeysek, maraton bir hayatın içinde kendimizi bulacağımıza ve o haftalarda, o aylarda çok güzel gelişmeler olacağına ve ümitsiz olmamamız gerektiğini gösterir. Ve birçok kişiden, özellikle büyüklerimizden dua almamız gerektiğini gösterir. Sevgili kardeşlerim, Pazar aynı zamanda kafa karışıklığını işaret ettiğinden dolayı yeşil erik bu kafa karışıklığında kafamızın aklımızın içinde olan, düşüncelerimizin içinde olan bir takım soru işaretlerinin ortadan kalkacağını ve selamete çıkacağımızı yine işaret ediyor bize. Kardeşlerim, sizlerden gelen sorulardan bir tanesi de eriye tuz dökmek. Erik aldık ve onu tuzlayarak yedik. Biliyorsunuz bu genelde modadır. Bir takım arkadaşlar bunu çok severler. Hele ki olgunlaşmamış erikler bunlar. Genelde bunu üreten üreticilerimiz şöyle söylerler. Hani tarlada bulunan kardeşlerimiz bu işi yapanlar, ağaçtan toplayanların çoğu. Firik erik derler. Yani olmamış erik ama yeşil, güzel tadı olan erik. Burada Allah nasip ederse tuza basmak, hastaysak şifaya, dertliysek devaya kavuşacağımızı gösterir. Yine tuzladığımızı görüp ısırdığımızı görürsek ömrümüzün uzadığını gösterir kardeşlerim. Hastaysak yine şifaya ulaşacağımızı gösterir. Eğer diş ağrısı çekiyorsak bu diş ağrısından kurtulacağımızı gösterir. Eğer bir evlat bekliyorsak, hayırlı bir evladın hayırlı bir şekilde dünyaya gelişi, hani tehlikeli bir durum var doğumda diyelim, hayırlısıyla bu doğumun gerçekleşeceğini gösterir. Yeni evliysek Allah izin verirse evlat sahibi olacağımızı işaret eder. Eğer iş arayan bir kardeşimiz isek, veya sizler iş arıyorsanız işe kavuşacağınıza, eğer iş arıyor isek iş bulacağımıza, bir takım insanlardan bize destek ve güç geleceğini işaret eder. Eğer biriyle aramız açıksa onunla barışacağımıza, tuzu eriye basmak, ömrümüzün uzaması, yeni evliysek böyle bir durum görürsek evlat bekleyip şimdi bir evladın karşısında yeni evliysek evlat sahibi olacağımıza, ve yine eşimizle beraber mutlu olacağımız bir yuvan içerisinde, saadetler içerisinde uzun ömürlü yaşamamıza eğer uzaktan beklediğimiz bizim için maddi veya manevi beklediğimiz bir haber varsa bu habere de kavuşacağımızı işaret eder. Kısacası kardeşlerim, tuz her zaman için kişinin rızkının bolluğa, berekete kavuşacağını beyan eder. Eriyle basmak ise dualarımız da yapmış olduğumuz duaların karşında Yüce Allah'ın o yolu açacağına, saadet ve huzur içerisinde yaşayacağımızı gösterir. Birlik ve düzeni bozmaya kimsenin gücünün o aylarda yetmeyeceğini gösterir. Biz eğer birçok erin üzerine tuz serptiğimizi de görürsek, ailemizde, sevenlerimizde, iş ortağımızda, eşimizde, bekar isek sevdiğimizde, okuyoruzsek okulumuzla yapacağımız işte güçte bağlanıp kenetlenerek maddi ve manevi güce kavuşup hiçbir şekilde kenetlenip birbirimizi bırakmamamız gerektiğini gösterir. Çünkü birçok tuzlanmış erik Allah'ın izniyle kısacası duanın kabul oluşu, kişinin sabrederse muradına erişmesi ve kişinin selamete çıkması, hastanın şifaya kavuşması dediğimiz gibi birçok dostumuzdan elimize geçecek olan imkan fırsatları gösterir. Sizleri sevgiyle saygıyla huzurlarınızdan ayrılırken Lütfen özel içerikli sizlerden gelen soruları değerlendirip çekmiş olduğumuz şu videoları beğenip ve bize abone olmaya devam ederseniz özel içerikli videolarımıza daha hızlı bir şekilde ulaşıp en azından arada bir yapmış olduğumuz YouTube'daki canlı yayınlarımıza katılma fırsatına erişeceksiniz. Kainatın sahibine emanetsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın, esenlikle kalın.